Herkese selam. Pro Sohbetleri 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğum can dostum Koray Işıkoğlu, bir diğer adıyla Big Magic. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler abi. Sen nasılsın? İyiyim şükür. Hava güzel. Güzel. Ortam nasıl? Güzel. Üf. Bomba. Gerçekten ve güzel. Sıcak bir içecek. O da geldi. Oh. Çok teşekkürler. Aa, müthişsin. Ben teşekkür şöyle ederim. Alayım, yan tarafa koyayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Koray'ı da herkes aslında yaptığı illüzyonlarla biliyor kart oyunlarıyla ama aslında Koray müthiş bir pro sever. Biz de Koray'la pro sayesinde tanıştık, dost olduk. 4-5 yıl oldu değil mi? 4-5 yıl oldu ortalama. Bugün de zaten kart olmayacak. Tamamen Koray'ın pro kültürü hakkında konuşacağız. Bugün ne içelim? Sana bırakıyorum seçim abi. Bana layık bir pro. Bekliyorum senden. Ne içelim diye sordum. Aslında bugün içeceğimiz pro belli. Biliyorsunuz benim en favori prolarımdan birisi Drew Estate'in Liga Privada serisi. Bugün kutumuz da şurada. Liga Privada'nın yeni çıkan ürünü. Abi sen daha önceden tanıştın. Bu şerefi evet. Sana veriyorum. Abi bu pro inanılmaz lezzetli, inanılmaz değerli bir pro. Biz burada Pete & Sherry diye bir mekan var. Gürkan abiye selamlar olsun. Selamlar. Yani inanılmaz iyi bir yer. Güzel bir yer. Viski kokteyl konusunda. Orada inanılmaz iyi bir lansman yapıldı. Jonathan Drew geldi. Hi Jonathan. Burada lansmanını yaptı Pete & Sherry'de ve bize bu Selección de Mercado isimli yeni bir Liga Privada, yani Liga No 10 aslında bize tanıtmış oldu. Hikayesini anlattı vesaire vesaire ve orada tadımını yapmış olduk ilk defa. Gerçekten güzel bir akşamdı. Orada sohbet ettik pro ile alakalı ve şaşırmıştık yani. Çünkü Liga No 9'u zaten herkes tanır, bilir, evet. Sever. Bunu da tatmak, hele bir de Türkiye'de o lansmanın olması inanılmaz güzel bir şeydi. O yüzden abi, mutluyum yani şu an burada ikinci kez bunu tatmak. Çünkü orada tadıyorsun, sonra bulması çok zor bir pro Türkiye'de. Ve Levent sağ olsun. Abi çok anlattın, bence artık içmeliyiz. Olur. Haydi açalım. Oh my goodness. Biz gördük de bir de arkadaşlar görsünler. Evet arkadaşlar, şu güzelliğe lütfen bir bakın. Gerçekten müthiş. Dur de. Dur. Sana dur dediğin yerdeki pro'yu veriyorum abi. Şuna bakar mısınız? Bu pro Nikaragua'nın Esteli bölgesinde üretiliyor. Drew Estate'i diğer markalardan ayıran en büyük özellik, uzun yıllar yapraklarını fermente ediyorlar. Ve bu proda diğerlerin alışılmış proların dışında böyle bir at kuyruğu bağlama şekli var. Şimdi kesim olarak tabii herkesin bir tercihi var. Koray'a da soralım. Koray tabii benim gördüğüm kadarıyla proya göre bir kesim seçiyor. Kendisinden evet. Dinleyelim. Yani böyle bir proda bir straight cut yaparım. Çünkü arkası bağlı. V cut ya da straight cut, ikisi de aslında olabilir. Genelde ben mesela Deadwood ya da Larutan English, yine Drew Estate'e bağlı prolar ya da acid tarzı aromalı prolarda ya da ucu aromalı olan prolarda punch yapıyorum mesela. Yani aromasını kesmeme adına. Yine de ben genelde straight cut yerine sadece kapağını ayırıyorum. Yani şöyle göstereyim size. Açıyorum kesiciyi. Şöyle üstünden dikkat ediyorum. Tam böyle çizgisine getiriyorum. Sadece proyu çok dikkatli bir şekilde bir kere çeviriyorum. Ve buradan kapağını ayırıyorum. Şöyle bir şekilde göstereyim size. Şimdi ben de V cutter'la kesmeyi planlıyordum. Okey. Çünkü Drew Estate'in ürünleri daha aromatik oluyor. Fermente süreleri uzun olduğu için aşırı derecede tat ve aroma
bulunduruyor. Bu yüzden B katır kestiğimizde içtiğimiz zaman aromalar üç kısımlarda toplanıyor. Daha çok tatlı tatlar almış oluyorsunuz. Teşekkürler. Nasıl Koray? Pro. Şimdiye kadar çok lezzetli. Tabii asıl Pro'nun notunu böyle 1,5 santim, 2 santim içtikten sonra verebiliyorsun. Tam böyle ısısını kazandıktan sonra. Evet. O zaman daha güzel bir not veririm. Ama tabii çekilimi yani çok soft. Çok güzel. Ağır görünse bile çok da ağır bir pro değil. Yani Liga No 9 kadar ağır değil mesela. Yani evet. O zaten ağır bir pro ama bu ona göre daha hafif. Gerçekten beğendim yani. Bu arada çok yakışıklı durmuyor mu? Bir de ortam bir daha farklı. Yani evet. Bir daha bir farklı ortam. İlk içtiğimde işte Pete & Sherry'deydik. Oranın ortamı muazzam zaten. Orada ne içersen iç gerçekten insana lezzetli geliyor. Burası da inanılmaz bir ortam. Yine güzel, yine farklı bir tat. Ortam gerçekten fark ediyor yani. Bayağı iyi. Ben daha önceden pro deneyimlerimle ilgili bahsetmiştim. Aslında senin pro ile ilgili neler yaptın, şimdiye kadar neleri denedin, en sevdiğin prolar nedir? Bunları sormak istiyorum. İstersen en sevdiğin prodan başlayalım. Ya da en çok hangi ülkenin prolarını seviyorsun? Çok zor abi ya. Gerçekten. Yani en sevdiğim pro. Abi çok zor ya. Ben daha çok non-cuba içiyorum normalde. Yani Almanya'dayken çok fazla çeşit cuba vardı. Sonra ben Portekiz'e taşındım 4 yıl. Orada da fazla bir cuba yoktu yani. Romeo vardı, Partakas vardı, Coiba vardı, Trinidad vardı, Hoyo vardı. Bu kadar. Hem işte ünlü baba markalar orada vardı. Gerisi de yoktu yani. Yani Ramon Aliones yoktu mesela. Evet. Bulamıyordun yani. Bir Rafael Gonzalez bulamıyordun mesela. Yani bir Bolivar bulamıyordun. Yani farklı yani benim sevdiğim başka markalar. Yani Ramon Aliones en sevdiklerimden biri. Ama yani dünyadaki en lezzetli pro şimdiye kadar içtiğin, defalarca içtiğim ve beğendiğim pro hangisi benim puanlamama göre dersen Plasencia Alma Fuerte abi. Aa, çok güzel. Altıgen, heksagon. O benim için vazgeçilmez bir pro mesela yani. Hayatım boyunca bir tane pro'yu seçecek olsam sadece onu içeceğim her gün. O zaman onu seçerim kesinlikle. Yani iki numarada da Ramon Aliones. Evet. Lancero. Aslında Koray'ı az çok tanıyorsam, Koray için en önemli özelliklerden birisi pro'nun nasıl muhafaza edildiği, nasıl korunduğu. Özellikle pro'nun görüntüsü. Çok fazla marka takıntısı olan bir insan değil. Bugün Koray'a Coiba da verseniz ya da herhangi bir Nikaragua prosu da verseniz, Koray çok fazla ayırt eden birisi değil. Değil. Yani bu kültürü sahiplenmiş biri olarak aslında çok markalara ya da fiyatlara, kutuların fiyatlarına takılmamak gerekli. Pro içmekten keyif alıyorum abi. Ben şeyine bakmıyorum ya, şuradan Coiba olduğu görünsün, ben şöyle içeyim, şuradan tutup içeyim. Öyle bir durumum yok ya. Günde kaç tane pro içiyorsun? Şu an rejimdeyim abi. Günde iki tane falan içiyorumdur yani. Yani şey diye sormadım, her gün pro içiyor musun diye sormadım. Günde biliyorum. Bu arada her iki tane dediğine bakmayın. Bazen bir araya geldiğimizde 4-5 tane içiyor. Aynen. Yani kendini tutamıyor. Abi şimdi şöyle bir durum var. Yani benim için pro inanılmaz keyifli bir durumdur. Yani ben asla moralim kötüyken, bir şeye sinirliyken, bir şeye düşünceliyken pro içmem. En asla içmem abi. Pro'ya saygısızlıktır o benim gözümde. Benim için gerçekten mutlu olmam lazım. Her şey yolunda olması lazım. Böyle kafamı bir yere takıyor olmamam lazım. Evet. Pro içmem için.
Yani bilmiyorum, sigara içen insanlar bilir hani. Ya bir şeye sıkılırsın, bir trafik vardır, bir şey vardır, tak sigarayı yakarsın, içersin. Ben sigara içmiyorum. O yüzden her zaman mutluyum. Öyle diyebiliriz yani. Pro içtiğim için her zaman insan o motivasyonla, hele bir de hani bazen bizim mesela haftalık pro buluşmalarımız var. Bizim çok güzel bir pro kulübümüz var. Gerçekten güzel bir grubunuz var. Evet. Komple böyle dostane bir grubumuz var yani. Herkes kardeş gibi böyle. Haftada bir kere buluşuyoruz. Pro içiyoruz hep beraber. Sen şimdi biliyorsun ki çarşamba günü pro içmeye gideceksin. Ve o pronun tadını almak istiyorsun. Çünkü bizim pro kulübümüzün özelliği, her hafta yeni bir pro içiyoruz. Ve pro ile ilgili orada sohbet ediyoruz. Orada aramızda paylaşıyoruz. Kim nasıl beğendi diye falan, işte her şeyle alakalı konuşuyoruz, sohbet ediyoruz orada. Böylece bilgi edinmiş oluyoruz. Öğreniyoruz bazı şeyleri de. Orada tabii üstadlar var yani bizim pro kulübümüzde. Bayağı yani ben iki katı kadar zaman pro içen insanlar var. Ki ben 17 yıldır içiyorum. Ve orada bir sürü şey öğreniyorsun yani. Çok gezmiş görmüş insanlar var. Abilerimiz var. Orada da güzel oluyor yani. İnsan modunu yüksek tutuyor. Biliyorsun çünkü oraya gideceksin, pro içeceksin. Hiçbir türlü bir şeyin moralini bozmasına izin vermiyorsun. Bu da tabii inanılmaz güzel bir duygu, güzel bir şey yani aslında. Yani gerçekten güzel bir grubunuz var. Bir sebebim var abi, evet. Mutlu olmak için, anladın mı? Çok güzel bir grubunuz var. Sen Türkiye'deki pro tadımlarına, pro günlerine de katılıyorsun. Ve aynı zamanda yurt dışında da birçok programa katıldığını biliyorum. Sence Türkiye ve mesela atıyorum Almanya'daki pro kulüpleri ya da pro grupları birbirini ayıran en büyük özellik ne? Ya da hangisi? İnsanlar abi. Direkt insanlar derim yani. Çünkü Almanya'daki pro kültürüyle buradaki pro kültürünün arasında çok büyük fark var abi. Yani Almanlar gösterişi sevmiyor. Tamam mı? Bizim Türkiye'de tam tersi. İnsanlar çok seviyor gösterişi. Almanya'daki pro'nun aurası ve buradaki pro'nun aurası yine pozitif. İki taraf da pozitif. Ama buradaki insanlar bazen hani ben boss'um, ben babayım. Tamam mı? Pro içme, yani pro içen insan öyle görünüyor zaten. Otomatik bir şekilde seni on level yukarı koyuyor ister istemez. Bazı optik olarak, statü olarak görüyorlar. Tabii, pro'yu ya da ister istemez zor oluyor. Ama zaten pro içerken bilene, sadece adam pro'yu yakarken ya da kullandığı aksesuarla bile o insanın statü için mi pro içiyor yoksa keyif için mi pro içiyor, bunu bile anlayabiliyorsun. Yani bir pro içen olarak ben ona çok değer veriyorum. Ama Almanya'da mesela insanlar çok sohbet etmez. Evet. Yani orada daha çok hani bir pro tadımına gidiyorsan bilgi edinmek için insanlar gidiyor ama insanların arasında çok da büyük bir sohbet yok. Almanya'da pro kulüpleri var. Onlar çok iyi mesela. Hani orada da gerçekten dostane, çünkü insanlar seçiliyor böyle. Yani bir tane işte lider oluyor. O seçiyor böyle. Hani kendi kulübünü kuruyor adam. Hani benim arkadaş çevremden bu arkadaş gelsin. O başka bir arkadaşını öneriyor. Diyor bak bu da pro'yu seviyor, anlıyor falan. O da gelsin. Buradaki gibi biraz ama. Tabii orası farklı abi. İnsanların zamanı daha kısıtlı. Evet. Türkiye'deki gibi freelance değil. Buradaki pro içen insanlar genelde istediği zaman, genelde hepsi CEO olduğu için ya da serbest meslek olduğu için, fabrikatör olduğu için mesela, kendi şirketi olduğu için istediği zaman çıkıyor akşam saatinde. Almanya'da biraz farklı abi. Bir de yani, biz biraz daha çok keyfimize düşkünüz. Evet. En büyük fark ama abi, Almanya'da normal markette çalışan adam da pro içebilir. Evet. Daha düşük bütçeli bir iş yaparak da aylık 1000 euro, 2000 euro kazanan bir adam da hobi olarak pro içiyor Almanya'da mesela. Orada şey yok yani, illaki pro içen adam çok zengin diye bir şey yok Almanya'da. Yok. Asla öyle bir şey yok. Tabii ki pahalı bir hobi. Almanya'da da öyle. Yani buradaki fiyatlarla neredeyse aynıdır herhalde. Tam yorum yapmamız gereken kısmına geldik. Evet. Yorumun nedir Koray? Abi çok lezzetli bir pro. Kesinlikle katılıyorum. Ben mesela çok hafif pro fanı değilim. Bu çok hafif bir pro değil mesela. Hani sert ağır değil. Sert pro da değil. Çok sert değil. Evet. Ama hafif de değil. Bence tam kıvamında bir pro. Yani
özel günlerde içilebilecek bir puro yani. Special occasion olduğu zaman, yani fiyat performans olarak diyorum. Evet. Yani her gün içilecek bir puro değil. Değil. Özel günlerde fiyat ya olarak, da tabii. Arası, ama arada bir ne kadar içecek. Ne kadar bu şu an bilmiyorum ama herhalde 20 euronun üzeridir değil mi? Evet, evet, 25 doğru. Falandır herhalde. Belki daha fazla. Çünkü Drew Estate. Ama evet. Lezzet olarak kesinlikle ederi var yani. Fiyatını hak ediyor. Peki merak ettiğim bir soru var. Evet. Senin pro ile ilgili deneyimin daha fazla. Şimdi pro içerken insanlar içindeki işte baharatları, aromaları ya da kahveleri söylüyorlar. İşte şu tadı aldım, şu tadı aldım falan diye. Ve belirgin bir şekilde söylüyorlar. Aslında ben kendimi bu konuda ya çok basit görüyorum, anlamıyorum. Ya da gerçekten böyle bir şey yok. Tabii öncesinde pro'yu araştırıyorum. Neler eklendiğini öğreniyorum ve söylüyorum videolarımda da. Ama içerken o lezzetleri tam olarak alamıyorum. Yani yoğun olarak aldığım bir odunsu tat var. Bazen bir evet. Espresso tadı da alabiliyorum ama o kadar çok lezzeti alıp yani not edemiyorum. Yani sen edebiliyor evet. musun bunu? Yok. Abi şöyle, ben onu çok araştırdım, çok da denedim. Yani bazı demeyeyim, neredeyse bütün pro markaların zaten kendi sayfasına girdiğin zaman kendi prosuyla alakalı bir açıklama vardır. Evet. Orada zaten görüyorsun işte tatman gereken aromalar diye. Hı hı. İşte çikolata yazıyor, karamel yazıyor, bazen deri bile yazıyor, deri yazıyor, bir şey evet, yazıyor. Evet, deri tamam tatları mı? Oluyor. Ama şimdi bunu tadan insanlar ya da bunu oraya yazan insanlar sadece onun görevi proyu tatmak. Ve nasıl gurme gurmeler ya da işte mesela kahveden anlayan varsa kahve yarışmalarında, barista eğitmenlik yarışmalarında mesela nasıl kahveyi tadan insanlar haftalarca ona hazırlanıyorsa ve ağzını temiz tutarak yani farklı bir şeyler yemeyerek hep aynı şeyleri yiyerek mesela natürel şeyleri böyle yiyerek ağzını nasıl böyle temiz tutuyorsa kahveyi tattığında gerçekten içindeki aromaları alabilmek için proyu tadan insanlar da aynısını yapıyor. Biz şimdi Türkiye'deyiz. Bazen kebap yiyoruz abi. Anladın mı? İnanılmaz baharatlı bir yemek yiyoruz. Ondan sonra pro içiyoruz diyoruz ki ya bunun içinde kahve tadı var. Ya mümkün değil. Mümkün evet. değil abi. Şimdi tabii ki kendince beğendiğin bir lezzet var pro'da aradığın, tamam evet. mı? Onu tadarsın. Güzel dersin ya da güzel değil dersin ya da keyif alıyorum almıyorum dersin. Bana bu çok sert ya da çok sert değil dersin, tamam mı? Eyvallah. Bunlar mümkün. Tabii evet. canım ama yani mesela bilmiyorum beğenmediğim bir pro şu an hatırlamıyorum. Bayağı uzun zamandır içmedim beğenmediğim bir pro. Çünkü ama, beğenmediğim bir pro'yu almıyorsun. Heh. Bir evet. de o var. Ya bazen hani birisi bir şey hediye ediyor tanımadığım evet. bir marka. Ya da yeni markayı da tabii denemeyi çok seviyoruz böyle. En güzeli ya, deneyimlemek lazım. Aynen ama yani genelde artık öyle bir şey oluyor ki zaten proyu aldığın adam da başkasının önerisi üzerine alıyor. Hani evet. anladın mı? Güzel olduğu için alıyor. Diyor ki ben bunu satarım diyor. Ona göre alıyor adam da yani. Pro'nun yanında en çok tercih ettiğin içecekler hangileri? Soda. Vay. Direkt. Kahve olarak? Soda. Abi şöyle bir şey keşfettim ben. Yani çok uzun süre hayatımda alkol içmiyordum. Yani ben belki 6 yıldır falan alkol içiyorumdur. Ondan önce de hiç alkol içmediğim için ve herkes genelde alkol tükettiği için pronun yanında. Ben hep çikolatalı süt içiyordum abi yani. Sıcak çikolata içiyordum. Ya da soğuk çikolata içiyordum aslında ikisini de. O sütün ve çikolatanın verdiği tatlılık pronun tatlı yanında... Tatlı aroma güzel oluyor gerçekten. Evet, ben yani, de seviyorum. Tatlı aroma olduğu için, proda evet. sert bir şey olduğu için o karışım benim hoşuma gidiyordu. Bayağı lezzetli oluyordu yani. Şu anda sıcak çikolata içiyorum zaten hava soğuk olduğu için. Yani soda içsem şu an daha çok donarım. Evet. O yüzden... Ben de çayla mesela çok severim. Evet. Onun dışında alkol olarak soracak olursam ne tercih edersin? Rom abi. Rom. Ya yani viskiden daha çok tercih ederim bu arada. Viskiyle tabii yakışıyor. Çok yakışan.
Ama peki, yani viskiyle de sadece bildiğim bir proysa bu arada. Yani hiç içmediğim bir proysa ve tadını kendi kafamda bilmek istiyorsam ve notlandırmak istiyorsam viskiyle içmem. Ya suyla, ya sodayla, ya da çayla içerim. Çünkü çay da inanılmaz güçlendiriyor ağzında o puronun tadını. Çünkü çayın tadını zaten biliyorsun. Yani bir viski içtiğin zaman çok böyle şey yapamazsın hani. Anladın mı? Ama çayın tadını bildiğin için puronun aromasını oradan seçebilirsin. Güzel oluyor yani. Ben seviyorum de daha çok soft prolarda çayı tercih ediyorum. Çayla özellikle gün ortası daha keyifli gidiyor. Ben yani soft pro içmiyorum. Ambiyans da önemli bu arada. Ben böyle, soft pro içmiyorum. Sen hiç tamamen hayatından çıkardın. Ben tamamen bu arada, sert pro içiyorum. Biz ikimiz de pro konusunda ön yargılı insanlar değiliz. İşte bazen asla Küba dışı pro içmem diyen insanlar var. Hatta Koyba dışında bir şey içmem diyen insanlar da var. Biz aslında yeter ki güzel sarılsın, güzel bir emek işçilik olsun ve güzel saklansın pro. Nemi, kondisyonu iyi olsun. Bizim için yeterli olabiliyor. Evet. Bugün iyi bir Nikaragua prosunu da çok severiz. Ya da Dominik. Evet. Ya da fiyat olarak, fiyat performans olarak iyi bir Küba prosunu da severiz yani. Tabii. Ben custom roll pro da çok içiyorum mesela. Severim yani. Bu arada bazı custom'lar bazı pahalı büyük markalara göre çok daha keyifli oluyor. Sen ne diyorsun? Ya içtiğim çok güzel custom prolar var. Özellikle Nikaragua proları. Evet. Bu arada Küba'nın custom proları markalı olanlardan daha güzel oluyor. Evet. Ama bence pro konusunda en değerli, en lezzetli şey sohbettir abi. Yani gerçekten o bulunduğun ortam, yani evet, oluşan ortam diyelim. Mesela dünkü yaşadığımız. Evet, dün bir olay yaşadık. Sen yani, anlat bakalım ne yaşadık dün. Ya bir mekana gittik caddede. Cadde Bostan tarafında bir mekana gittik. CKM yakınlarında. Ve puro içiyoruz. Ama şimdi biz puro içen insanlar genelde çok düşünceliyizdir bu arada. Her zaman yani, çünkü puroyu herkes sevmek zorunda değil. Buna saygı duyuyoruz. Ve puro içmeyen insan için kokusu ağır gelebiliyor bazen. Evet, rahatsız edici, rahatsız edici olabiliyor. Dolayısıyla biz her zaman girdiğimiz mekanda, eğer ki ilk defa giriyorsak ya da biz orada tanınmıyorsak, her zaman sorarız yani burada puro içmek izinli mi? Sonra uyarıyoruz zaten yani genelde. Bak burada çok duman oluşabilir. 3 kişi puro içeceğiz. Camı açılabiliyor mu vesaire, ya da üstü açılabiliyor mu? Öyle bir köşeye oturalım yani, kimse rahatsız olmayacak şekilde. Girişte sorduk bunu. Sorduk hatta. Arkadaşlara, evet. Sonra baktık ki insanlar rahatsız oluyor. İşte müdür geldi yanımıza, camı açtı. Bayağı sandığımızdan daha çok duman geliyormuş falan, nazikçe bize bir mesaj verdi orada. Biz de tabii ki hesabı ödedik, kalktık. Promuz da asla bitmemişti yani, daha çok vardı. Ama ya, bizim için normal bir hareket yani. Ama adam şok oldu. Ya neden kalkıyorsunuz? Biz dedik ki biz hoşlanmıyoruz dedik yani. Başka insanların bu konudan rahatsız olması. Öyle hatırlanmak istemiyorsun bir de. Hani öyle bir durum da var yani. Şimdi orada adamlar diyecek ya böyle böyle birileri geldi. Yani burada pro işte, herkes rahatsız oldu. Adamlar hiç takmadı bunu. Devam içtiler. 3 saat burada oturdular falan. Güzel bir şey değil abi bence yani. Pro'nun negatif anılmasını ben hiçbir zaman sevmem yani. Güzel bir centilmenlik örneği. Bu arada ben de mesela özellikle Koray'la ya da başka bir pro sever bir arkadaşımla buluştuğumuz zaman en sevdiğim pro'yu yanımda götürürüm. Yani o an en güzel, en sevdiğim pro olmalı. Aynen. Bazen evde oturuyorum tek başıma. Hiç önemsemiyorum yani, herhangi bir puro alıyorum, yakıyorum. Yanında da bir içecek, oturuyorum, içiyorum. Bu arada günlük en keyifli anım var. Purolar vardır her zaman. Evet. Mesela Vegueros. Evet. Tam bir fiyat performans ürünü. Tam bir daily purosu yani. Çok da seviyorum yani. Vegueros her hafta kesin içerim. Evet. Ama mesela seninle buluşacaksak böyle en güzel purolarımı alırım. Güzelce Lancero. Evet. Case'ime purolarımı dizerim. Her şey hazır olur. Bu arada aynı planı da Koray da kendisi yapar. Kesin, ona eminim. Evet. Bir araya geliriz. İlk olay şudur. Ben ona bir hediye ederim. O bana bir pro hediye eder. Evet. Aslında çok güzel bir centilmenlik örneği. Pro'da, pro dostunda bu. Bu zaten özel bir durumdur yani. Pro'cularda olan bir şeyi, gerçekten pro'nun hiçbir fiyatı yoktur. Yani bir arkadaşınla, bir dostunla
buluşuyorsan mesela benim bir sefer pro içmeyen bir dostum benimle katıldı. İşte biz oturuyoruz 3-4 kişi orada. Levent de vardı hatta. Levent bana işte pro çantasını verdi. Ben oraya bakıyorum böyle, seçtim bir tane. Baktım ya şu güzelmiş dedim, bunu aldım. Yaktım falan filan. Sonradan dedi ki bana, ya bro dedi, ayıp değil mi ya dedi adamın. Adam sana sadece çantasını verdi dedi, sen oradan kaptın bir tane pro dedi, hemen içtin dedi. Ya ben dedim ki, ayıp değil mi ya, ben arasında... promu alıyorsun diyorsa. Ben dedim ki ya bro dedim, proların arasında, procuların arasında böyle bir muhabbet yok hani. Evet, kesinlikle. İster orada beyke olsun, ister başka bir şey olsun, yani fiyat önemli değil abi proda. Orada yani olsa adam sana tatmin ediyor orada, veriyor o, evet, proyu, tamam mı? Sen orada alırsın yani orada o proyu. Ayıp olur yoksa almazsan bir de. Ben de ona göre bir pro veriyorum bir dahakine. Bir de şey vardır. Yani bilirsin ki arkadaşının pro koleksiyonu var ve senin elinde narin, evet, bir parça var ya da Türkiye'de bulunması zor bir pro var. Onu her zaman ben yanımda götürürüm mesela. Benim de en sevdiğim noktalardan birisi. Yani bir proyu deneyimlemişimdir, içmişimdir ve çok beğenmişimdir. Biliyorum ki Koray o proyu daha önceden içmemiş. Israrla al derim, bunu iç. Bunun tadına çok bak. Iyi. Kesinlikle aynen denemelisin. Aynısı bu proyu da benim tarafımdan, evet, tabii ki. Bu procular arasında herkes yapar herhalde bunu. Evet, bir de herkes yapıyordur diye. O an mesela ben pro ikram etmişimdir. Ya da o da bana bir pro ikram etmiştir. O an seninki aslında... fazladır ya. Kesin fazladır. Hiç saymam ben onu. Muhabbetine girmem. Ama o an senin ikram ettiğin proyu içmem gerekiyor aslında. Evet. Yani o da bir aslında centilmenlik örneği, evet, yani yapılması lazım. Doğrusu biz aslında proyu bir kalıbın içine, bu kültürü bir kalıbın içine koymuyoruz. Keserken de yakarken de işte şu şekilde yakacaksın, keserken buna dikkat etmen gerekiyor. Çok fazla bir teknik ya da bir baskı yok aslında. Nasıl keyif alıyorsanız öyle. Yeter ki çok böyle absürt olaylar yapmayın. Yani atıyorum proyu bazıları ağzıyla koparıp kesiyor mesela. Bu yanlış aslında, bir görgüsüzlük. Yapılabilir ama işte. Yani doğru bir şey değil. Proyu hava atmak için işte kullananlar da var. Eskiden yapanlar varmış öyle. Evet. Dişiyle koparıp. Bir de mesela Koray Almanya'daki pro mağazalarından bahsetti. Türkiye'de erişim gerçekten çok sıkıntı ve Türkiye'de biliyorsun, gerçi sen bilmiyorsun çünkü yeni Türkiye'de yaşıyorsun. Daha bir senedir buradayım ya. Türkiye'de başlamadın bu pro, evet, olayına. Türkiye'de abi çok fazla sahte pro var. Özellikle evet, internet siteleri sahte prolarla dolu. İnsanlar sahte prolar içiyorlar ve pro içtiğini sanıyorlar. Ve artık bence anlamıyorsun da çok. Yani sahte, evet, pro kalitesi de arttı diye düşünüyorum yani. Böyle şey var, evet, birinci kalite, ikinci kalite, evet, gibi diye bir, şey bir muhabbet var. Yani aslında gerçek bir tütünden sarılmış, evet, ama Koyba markasının kendi genelde ürettiği bir markası değildir. Ama adam gidiyor İstoç'ta 1 lira etiket yaptırıyor, ona o Koyba etiketini yapıştırıyor, 100 dolara satıyor. Yani böyle bir aslında tuzak var. Ya da en basit örnek aslında Custom Roll Pro alıyorlar. Onun üstüne etiket yapıştırıyorlar. Zaten iyi bir kaliteli bir pro oluyor otomatik bir şekilde. Custom roll olduğu için. Ama Koyuba 35-40 euroysa, 50 euroysa, 100 euroysa o custom roll 12 euro, 15 euro. Evet. Onun üstüne Koyuba yapıştırıyor. Ya da Nikaragua'dan güzel bir pro. Ya da Davidoff yapıştırıyor mesela. O da 20-25 euroluk pro. Oradan 10 euro kar yapıyor mesela. Marka değerini çalmış oluyor. Heh, doğrusu. Onun gibi bir şey. Yani belki o da lezzetlidir yani. O custom roll'lar inanılmaz lezzetli oluyor bazen. İnsan, evet, anlamıyor yani. Anlamadığı için her seferinde de alışverişine devam ediyor. Sonrasında işte bir pro dostu, pro arkadaşının olmasının en önemli sebeplerinden birisi bu zaten. Ben bilmemiş olsam Koray beni uyarıyor ya da bana anlatıyor. Ben ona deneyimlerimden bahsediyorum. Bu şekilde bilgileniyoruz. Doğrusu Koray'ın anlatacak şeyi daha fazla. Çünkü kendisi yıllardır pro içiyor. Benim daha böyle kısıtlı bir zaman aralığında pro içme olayım. Daha öğrenecek çok şeyimiz var. İnşallah bir sonraki yayınlarda da yine Koray'la beraber videolar yaparız. Kesin daha... bir part 2 yaparız ya. Belki evet, de bu 2. Hatta part 1, part 2 direkt olabilir. Süper uzun olur. Bir video oldu herhalde. Çok güzel, sıcak bir ortam. Aynen. Aslında hava biraz rüzgarlı. Evet. Ama ambiyans müthiş. Misafirperverlik müthiş. Bunun için de Four Points by Sheraton Kağıthane Oteli'ne çok teşekkür ediyorum. Ferzan Çelikkanat'a çok teşekkür ediyorum.
Ferzan Çelikkanat bugün burada değildi. Bir sonraki bölümlerde kendisini de konuk etmek istiyorum. Çünkü kendisi de iyi bir pro sever. Ondan da duymak istediğimiz, öğrenmek istediğimiz çok fazla şey var. Artık şimdiden duyurmuş olayım, o da buradan duysun. Abi bir sonraki bölümlerde seni de bekliyorum. Koray, kapanışı yapalım abi. Olur. O zaman abi iyi ki geldin. Güzel sohbetin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Herkese selamlar. Görüşmek dileğiyle.